24 saat kesintisiz ve soluksuz haberin Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGRT Haber'e hoş geldiniz. Dünyada bugün kuşağıyla haftanın bu ilk gününde sizlerle birlikteyim. 48 saatlik bir aramız vardı. Cumartesi, pazar beraber değildik ama dünyada olup bitenler hakkında siz TGRT'yi izledikçe bir fikriniz oldu hiç şüphesiz. Şimdi bugüne dair son 24 saatte neler olmuş bitmiş, bunlara bir göz atacağız beraberce. Şöyle bir zamanımız el verdiğince dünya turuna çıkacağız hep birlikte. Önce dünyada bugün hangi önemli gelişmeler ön plandaydı? Önce bir onu hatırlayalım, sonra detaylara başlayalım. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden protestolara destek. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki toplumsal olaylara ve toplumsal olayların içerisinde yer alan protestoculara alenen destek verdiğini ilan etti. Detaylar biraz sonra. Ve parlamento binası kuşatıldı. Nerede? Gürcistan'da. Peki neden? Biraz sonra anlatacağım. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Peki neden? Biraz sonra anlatacağım. Ve göktaşı dünyaya çarpacakmış. Eyvah eyvah. Bu gerçekten ürkütücü bir manşet, öyle değil mi? Göktaşı dünyaya çarpacak. Kim söylüyor bunu? NASA söylüyor. Yani bu işteki en önemli kurum söylüyor. Peki neden çarpacak ve nasıl çarpacak? Biraz sonra onu da aktaracağım. Peki hemen detaylara geçelim. İlk durağımız Irak. Orta Doğu kaynıyor. Latin Amerika kaynıyor. Balkanlar kaynıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde protestolar var şu anda. Sokaklarda tansiyon çok yüksek. Sadece bu Orta Doğu ile sınırlı değil. Balkanları da öyle, Amerika'sı da öyle. Bunları biraz sonra anlatacağım ama ilk durağımız Orta Doğu. Irak. Irak'ta şu anda görüyorsunuz ekranlarda güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar sürmekte. 1 Ekim'de başladı protestolar ve hala devam ediyor. Henüz bitmiş değil. Yer yer çatışmalar görüyoruz orada. Bugün bir televizyon binası, bir medya kuruluşuna ait bir binaya saldırı düzenlendi göstericiler tarafından. O saldırıda bir kişi yaralandı. Ekranlarda görüyorsunuz bir bina ateşe verildi yine göstericiler tarafından. O olayda da yaralı Iraklılar var ve binanın işte şu anda yanışını izliyorsunuz. Sokaklar adeta savaş alanına dönmüş durumda Irak'ta. Her yerden dumanlar yükseliyor. Her yerden çatışma sesleri duyuluyor Irak'taki protestolarda. Ve ikinci durağımıza gidiyoruz. İran'a gidiyoruz. Bakın İran, Orta Doğu'nun belki de en kapalı kutu devleti. Sert bir devlet, Molla rejimi. Kolay kolay İran'da protestoları göremezsiniz. Çok nadir olur. Olduğu anda da çok kısa sürede hemen bastırılır. Hatırlayacaksınız 2,5 sene önce de benzer protestolar olmuştu. Çok sert müdahalelerde bulundu Molla rejimi, devrim muhafızları ve o gösteriler bastırıldı. Ama İran'daki şu andaki durum 2,5 sene öncesinden çok daha kritik boyutlara ulaşmış durumda. İran tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri nükleer pazarlık masasında isteklerini İran'a kabul ettiremeyince peş peşe sert ekonomik yaptırımları hayata geçirdi. Bu ekonomik yaptırımlar doğalgaz ve petrol zengini İran'ı fazlasıyla sarstı. Benzin fiyatlarına, mazot fiyatlarına yeniden zam yapılınca halk bu kez sokağa çıktı ve hükümeti protesto etti. Ve hükümeti protesto ederken de Amerika Birleşik Devletleri'nden açıkça bir destek mesajı geldi. Biz İran'da gösteri yapan eylemcilerin yanındayız dedi İran. Bu işte daha doğrusu Amerika. Bu açıklamanın hemen arkasından Rusya'dan bir, Kremlin'den bu kez bir açıklama geldi İran'daki gösterilerle ilgili. Amerika'yı kastederek Rusya, İran'da yaşanan olayların arkasında dış güçler olabilir diyerekten Amerika'yı işaret etti. Türkiye'den bir açıklama geldi Çavuşoğlu'ndan. İtidal çağrısı vardı. Olayların bir an evvel sükunete varmasını temenni etti Türkiye. İşte İran'daki olaylar bunlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin alenen
protestoculara destek vermesi ise aslında son 24 saate damgasını vuran bir hadise. Çünkü birçok iddiaya göre İran'daki gösterilerden tutun da Irak'taki ve Lübnan'daki protestolara kadar hepsinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Bu iddialar ortaya atıldığı sırada Beyaz Saray'dan böyle bir açıklama gelince bu ortaya atılan iddialar sanki gerçek mi sorusunun artık yüksek sesle sorulmasına neden oldu. Peki İran'dan şimdi başka bir noktaya gidiyoruz. Bakınız Gürcistan, her şey parlamentodaki bir oylamayla başladı. Parlamentoda şu oylandı, seçim yasasında bundan böyle sandıktan çıkan çoğunluk değil de nispi ölçüde parlamentodaki milletvekilleri yayılsın. Yani sandalyeler buna göre belirlensin. Parlamentodaki oluşacak sayısal aritmetik buna göre belirlensin. Bu oylandı. Oylama reddedilince Gürcistanlılar sokağa çıktılar. Gürcü vatandaşlar o oylamada nispi temsili savunuyorlardı. Çoğunluğu değil. Ama istedikleri olmayınca Cuma günü başlattıkları protestoları bugün daha da tırmandırdılar. Parlamento binasını kuşattılar. Parlamento binasında şu anda bir oturma eylemi var. Ve Gürcistan'da da sokaklarda tansiyon fevkalade yüksek. Devam ediyoruz. Libya'da, şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Bakın Orta Doğu'da durum kötü. Balkanlarda gösteriler var. Şimdi Amerikan kıtasında da, Latin Amerika'da da durum Orta Doğu'dan farklı değil. Şili'de eylemler devam ediyor. Bolivya'da bir darbe sonrası Morales istifa edip ülkeyi terk etmesine rağmen hiçbir şey süt liman olmadığı gibi gösteriler daha da şiddetlendi. Morales yandaşları sokaktalar. Ama en önemli nokta Bolivya ordusu da ikiye bölünmüş durumda. Ordunun bir kısmı darbeye karşı çıkıyor, bir kısmı Morales hükümetinin devrilmesini destekliyor. İşte ordunun ikiye bölündüğü ülkede enteresan bir manzara yaşandı. İnsanlar gösteri yapıyorlardı, askerler tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla gösteri yapılan noktaya geldiler ama halka müdahale etmediler, halka ateş açmadılar, onlarla birlikte gösteriye katıldılar. Onlarla birlikte, Bolivyalılarla birlikte, kendi vatandaşlarıyla birlikte yürüyüş yaptılar. Yani ateş açmadılar, müdahalede bulunmadılar. Bakınız Bolivya'da durum gerçekten çok kritik. Ordu ikiye bölünmüş durumda, toplum ikiye bölünmüş durumda. Parlamentoda durum karmakarışık. Jenny Anez kendini devlet başkanı ilan etti, devlet başkanı oldu. Ama meclisteki aritmetik çoğunluğu kaybetti. Tam bir siyasi kaos yaşanıyor. Aynı zamanda da sokaklarda da kaos bitmiyor, bitmek bilmiyor Bolivya'da. Şimdi Venezuela'da da bir şeyler olabilir. Guaido kendini biliyorsunuz devlet başkanı ilan etmişti. Ulusal Meclis'in başkanı kendisi Maduro'ya karşı. Guaido da bugün dedi ki, Maduro ile yapmış olduğumuz görüşmeler bitmiştir artık. O görüşmeler öldü. Ne demek istedi? Sokağa işaret etti. Yani öyle görülüyor ki Venezuela'da da her an toplumsal olaylar meydana gelebilir. Ve yine belki de Amerikan destekli yeni bir hareket başlayabilir. Şu anda gözler Venezuela'ya çevrilmiş durumda. Bolivya, Venezuela için önemli bir isimdir, önemli bir ülke. Başındaki Morales önemli bir liderdi, destekliyordu. Morales de gitti. Şimdi Venezuela'da çok enteresan ve çok sofistike gelişmeler her an yaşanabilir. Devam edelim. Şimdi Hong Kong'u canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Şu anda Hong Kong'da şu an, bakın şu an protestolar devam ediyor. Eylemler devam ediyor. Eylemler artık üniversitelere sıçramış durumda. Çatışmalar yaşanıyor. Polis üniversite kampüsüne girmeye çalıştı. Göstericiler müsaade etmedi. Göstericilerle polis arasında yoğun çatışmalar oldu. Göstericiler okuldaki, üniversitelerdeki kampüs alanlarını ateşe verdiler. Yani eğitim ve öğretimin yapıldığı kampüs yerlerinde şu anda yangın çıkmış durumda. Artık sokaktaki çatışma öğrencilerin eğitim gördükleri üniversiteye ve üniversitedeki yaşam alanları olan kampüslere sıçramış durumda. Şu an izlediğiniz görüntüler anlık.
anlık. Hong Kong'a bağlandık. Şu anı ekranlara getiriyoruz. Hong Kong'da gösteriler 20. haftasını da geçti ama hala durmuyor ve pek de duracak gibi de görünmüyor. Ve tabii ki onların saatiyle 22.45 şu anda, bunu da hatırlatalım. O yüzden gece vakti. Peki devam ediyoruz. Fransa'da ilginç bir olay yaşandı. YPG, PKK yandaşları ellerinde dövizlerle, flamalarla ve sözde o bayrakla protestoya başladılar. Protestoya bir isim karşı çıktı, isyan etti. Ne mutlu Türk'üm diyene haykırmaya başladı. Ancak ne mutlu Türk'üm diyene haykıran o isim Türk değildi. Bir Fransız vatandaşı. İzliyoruz. Önce kalabalığa Fransızca tepki gösterdi. Ardından Türkçe olarak öğrendi. Ne mutlu Türk'üm diyene haykırmaya başladı. Türkiye'den ne istiyorsunuz diye haykırmaya başladı. Yani o Fransız vatandaşı Türkiye'yi savundu. Ki Fransa başta olmak üzere Almanya, birçok Avrupa ülkesi YPG, PKK yandaşlarının sokaklarda gösteri yapmasına müsaade ediyor. Protestolar düzenlemesine müsaade ediyor. Ama bir Fransız vatandaşıysa bu yaşanan tabloya isyan ediyor. Evet, şu anda bakın duyuyorsunuz. Elinde de gösteriyor. Siz diyor bir terör örgütünü destekliyorsunuz diye haykırıyor. O anda da tabii ki oradaki yandaşlar kadını susturmaya çalışıyor. Fransız vatandaşı. Fransız vatandaşı. Dedik, dünyanın her yerinde olaylar var. Her yerinde toplumsal gösteriler, protestolar var. Az önce Amerika'daydık, Bolivya'yı anlattım size. Şimdi Şili'den bir fotoğrafla baş başa bırakacağım. Bana göre günün fotoğrafı bu. Orada haftalardır süren eylemlerin, gösterilerin ne kadar normalleştiği, hayatın akışı içerisinde çok sıradan bir durummuş gibi o hale dönüşmesini anlatıyor. Ama gösterilerdeki kahraman bu kez bir insan değil, bir hayvan, bir köpek. Bakın köpek Toma'yla müdahale eden polislere nasıl meydan okuyor. Gelsin o fotoğraf. Şili'de eylemler sürüyor. 20'nin üzerinde insan hayatını kaybetti. Protestolar bitmek bilmiyor. Tomalarla göstericilere su sıkılıyor burada ve dağıtmaya çalışıyorlar kalabalıkları Şili polisi. O sırada bir köpek de o Toma'ya meydan okuyor ve havlamaya başlıyor. Göstericiler kaçışıyor ama bu sokak köpeği geri çekilmiyor. Tam tersi oradaki duruşunu sürdürüyor ve o Toma'ya ve Toma'dan sıkılan o tazikli suya meydan okuyor adeta. Hani Amerika'nın meşhur Hollywood filmleri vardır. Deep Impact, işte Derin Darbe, Armageddon falan bir sürü. Ne anlatır o filmlerde? O filmlerin senaryoları neyi anlatır? Devasa bir asteroid dünyaya yaklaşmaktadır. Çarpmak üzeredir. NASA harekete geçer. Tüm dünya bir anda ittifak halinde olur. Ve o asteroidi durdurmak için ya bir uzay mekiği yollanır ya işte nükleer başlıklı füzeler gönderilir. İşte yani sonunda da dünya yok olmaktan kurtulur. Şimdi bu filmdi değil mi? Ama bakın bu film gerçeğe dönüşebilir. Evet, bunu söyleyen de Amerikan Uzay Araştırmaları Merkezi NASA. NASA bir göktaşının dünyaya çarpma tehlikesi olduğunu, böyle bir durumun olabileceğini söyledi. Nasıl mı? Detaylarda izleyelim. JF1 dünyayı tehdit eden dev göktaşı. Mısır'daki Keops piramidi büyüklüğünde. Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, dünyaya çarpması muhtemel JF1 adlı bir göktaşı ile ilgili önemli uyarıda bulundu. NASA'ya göre dev göktaşının yörüngesinde sapma olmazsa
6 Mayıs 2022'de dünyaya en yakın pozisyona gelecek. Göktaşının çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eşdeğer tahribat yapabileceği öngörülüyor. Bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katı. Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceği belirtiliyor. NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceği uyarısını yaptı. Evet, Hiroşima'ya atılan 15 atom bombasına eşdeğer. Eğer bu asteroid çarparsa, sanki 15 atom bombası aynı anda bırakılmış gibi o etkiye neden olacak diyor gökbilimciler, astrofizikçiler, yani NASA'daki zeki beyinler. Ve dünyayı da uyarıyorlar tabii ki. Ama ben eminim NASA bu ihtimal üzerinde çoktan kafa patlatmıştır. Ve böyle bir tehlike karşısında ne yapılacağını planlamış ve gerekli önlemleri almıştır. Çünkü gerçekten çok çok zeki, üst düzey zekaya sahip müthiş mühendislerin, uzay mühendislerinin, gökbilimcilerin aynı çatı altında toplandığı bir kurum bu. O açıdan mutlaka onlar da bu B planları, C planları vardır. Ama umarım dünya böyle bir şeyle tabii karşı karşıya kalmaz. Peki şimdi Bangladeş'e gideceğiz. Bangladeş'te bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. O patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Patlama anının görüntüleri ortaya çıktı. İzleyelim. Evet, burası Bangladeş, bir sokak. Bu sokakta bir takım, efendime söyleyeyim, giyim eşyaları satan esnaflar var, restoranlar var, küçük bir pansiyon var. O bölgenin olduğu bu sokakta, daha doğrusu, birdenbire işte doğal gaz bu şekilde patladı ve patladığı alana yakın olan bölgede 7 kişi, içeride kalan 7 kişi ve dışarıda da 2 kişi hayatını kaybetti. O anda içeride bulunan 5 kişi patlama anında, ama dışarıda bulunan 2 kişi ise patlamadan kaynaklanan şarapnel parçaları ve benzeri parçaların dan aldıkları darbelerle hayatlarını kaybettiler. Bu da şu anda Bangladeş'teki o patlama anı, doğalgazdaki patlama anı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aile oturmuşlar evlerinin arka bahçesinde, maç seyrediyorlar. Birileri geldi, o ailenin oturduğu bahçeyi makineli tüfekle yaylım ateşine tuttu. Ve aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Polis geldi, inceleme başlattı. Kaliforniya eyaletine bağlı polis departmanı basına yaptığı açıklamada saldırının niçin gerçekleştiğini bilmiyoruz dedi. Ama bildiğimiz şu ki bu aile evinin bahçesinde maç izlediği sırada, komşularıyla birlikte pek tabii ki, maç izledikleri sırada kimliğini henüz tespit edemediğimiz kimliklerini kişilerce makineli tüfekle ateş açılarak bu insanlar katledildi. Ama neden yapıldı bu saldırı, bunu da bilmiyoruz diyor Amerikan polisi ve saldırıya dair soruşturmanın sürdüğünü aktardılar Amerikan medyasına. Şimdi hayatımızdaki en önemli haberleşme ağlarından biri hiç kuşkusuz ki ve dünyada da milyonlarca kullanıcısı var. İşte o Türkiye'yle dahil dünyadaki milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir uygulamayı hayata geçiriyor WhatsApp. Değil mi? İzleyin. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta karanlık dönem başlıyor. Karanlık modun hayata geçmesiyle birlikte hem iOS hem de Android cihazlarda uygulama isteğe bağlı olarak kararacak. Gece modu özelliği WhatsApp için uzun zamandır bekleniyordu. Bu mod OLED, AMOLED ekranlı telefonlar için çok daha az enerji harcar hale getiriyor. WhatsApp ayrıca son görülme bildirimlerinde de değişikliğe gidiyor. WhatsApp, kullanıcılardan gelen özel yaşama müdahale şikayetleri üzerine son görülme bildirimini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.
Peki efendim, noktalıyoruz ama TGRT Haber ekranlarında haber maratonu soluksuz bir şekilde 24 saat kesintisiz bir şekilde akmaya devam ediyor. Eğer her şeyden haberdar olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Yarın görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.